Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda da yine böyle zor denilen trigonometri sorularından çözeceğiz. Bazı yayınlardan aldığımız zor sorular çözmeye çalışacağız. Bir önceki videomuzdan bir tık daha zor sorularla muhatap olacağız. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda soru için bir formülümüz var arkadaşlar. Bu formülü uygulamamız yeterli olacak. Sinüsün çarpımlarını görüyorsunuz. Buradaki şartımız şu. Şunlar ardışık sayı şeklinde ilerleyecekler. Bir de şuradaki en büyük sayının iki katının bir fazlası şuraya eşit olacakmış. Bu şart sağlanırsa formülü kullanıp çözebiliyormuşuz soruyu kardeşlerim. Formülü de görüyorsunuz. Kök m. M dediğimiz şey ne? Şu alttaki sayı. Kök m'i alalım hemen dostlarım. Yani kök 9 bölü 2 üstünde de n diyor. N dediğimizde şuradaki sayımız. Bu n, bu da m. 2 üstünde 4 yani. Cevapta ne çıktı dostlar? 3 bölü 16 geldi. Bakalım bu soru ne diyor? İşleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlarım hemen hepimiz kotanjant 70 dediğimiz amcanın tanjant 20 olduğunu biliriz. O zaman kotanjant 70 gördüğüm yere tanjant 20'yi ben bir yazayım. Bakın soru ne haline döndü? Tan 20 artı tan 25. Toplamlarının 45 olduğunu görün arkadaşlar. Artı tan 20 çarpı tan 25 eşittir soru işareti geldi. Dostlar şu işlemi gördüğünüzde ister ezberleyin cevap direkt 1'dir deyin. İsterseniz de şunu düşünün arkadaşlarım. Şimdi toplamları 45 ya. Toplamları 45 görüyorsunuz. Şurada çarpımları var, burada toplamları var. Toplamlarıyla çarpımlarını gördüğün an cevap 1'miş direkt. Ama biz ne yapalım kardeşlerim? Bunun nasıl olduğunu da görelim. Bunun için de şunu yapacağım. Tanjant 45'in 1 olduğunu biliyorum. Tanjant 45 demek, tanjant 20 artı 25 demektir dostlarım. Şimdi tanjantın toplam formülünü açacağım kardeşler. Nasıl yapıyorduk? Sanki içeriye dağıtıyormuşuz gibi. Öncelikle tan 20 artı tan 25 geliyor buradan. Bölü 1 eksi tan 20 çarpı tan 25 de buradan geliyor. Şuranın zaten 1 olduğunu biliyorum. Hadi bir içler dışlar çarpımı yapalım. 1 eksi tan 20 çarpı tan 25 eşittir tan 20 artı tan 25 oldu dostlarım. Şu eksili ifadeyi de bu tarafa attığınızda bakın burada 1 kaldı. Bu tarafta da zaten benim aradığım şu işlemin aynısı çıktı. Ama tekrar söylüyorum kardeşlerim. Bakınız toplamları 45 oldu. Bu birinci ayrıntı. 2. Açıların bir toplamı bir de çarpımları var. Arada da toplama işlemini gördüğünüz zaman cevabı direkt 1'i yapıştırın gitsin kardeşlerim. Geçiyorum diğer soruya. Bakalım bu amca ne diyor bize? Demiş ki tanjant 4x şu adama eşit. İyi güzel tanjant 4x oysa. X'in de şu aralığını vermiş bize kardeşlerim. Gelin önce 4x'in aralığını bulalım biz. Yani şurayı bir 4 ile çarpalım. 4 ile çarpıyorum. 4x 4 ile çarptım. Pi bölü 2. Yani şunu gördüm arkadaşlar. 4x dediğim şey aslında bir dar açı. Yani dik üçgen içinde konulabilir 4x denilen açı. O halde ben şöyle bir dik üçgen çizeyim hemen. Ve 4x denilen amcamı da buraya bir yapıştıralım. Tanjant 4x'i vermiş. Karşısı demek ki 12'ymiş. Komşusu da 5'miş kardeşlerim. Doğal olarak hipotenüsümüz de 13. Bize de neyi soruyor? Kotanjant x'i yani x'li bir açı bulun diyor bize kardeşler. Hadi gelin bakın ne yapacağız. Şimdi 4x'i ne yapıyorum dostum? Aha burayla şurada bir ikiz kenar olacak şekilde 4x'i 2x 2x diye ayırıyorduk. Meşhur bir hamleydi bu arkadaşlarım. Tabii ki şurası da 13 geldi. Şurada bir Pisagor bağıntısı yapsak biz 12 var. Şurası 18. Şuradaki sayıyı buluruz hemen diyorum. Ben hemen söyleyeyim arkadaşlar orayı. 6 kök 13 bulacaksınız orayı da. Geçtik. Şimdi bir de hani x lazım ya bize kotanjant x. 2x'i de aynı işlemi yapalım. Yani şöyle bir uzatalım. Şurası x, şurası da x olsun. Yine 2 iç açı bir dış açıya eşit muhabbetinden.
Şu amcamla da şu amcam birbirine eşit geldi kardeşlerim. O halde burası da 6 kök 13 çıktı. Bakın artık biz x açısının dik üçgen içine koyduk mu kardeşler? Ha, bizden ne isterse istesin şimdi bu adam. X'in nesini istiyordu? Kotanjantını. Şu dik üçgenden konuşalım hemen. Tabii bir de bir Pisagor bağıntısı yapmamıza gerek var mı? Şurayı bulmamıza. Çünkü gerek yok. Niye? Çünkü kotanjantını soruyor. X'in kotanjantı neydi? Komşu. Ki komşusunda ne var? 6 kök 3. Şöyle yazalım. Kotanjant x. Komşusu 6 kök 13 artı 18. Bölü karşısı. Yani 12. Hadi bunu da bir düzenleyelim dostlarım. Ne diyeceğiz kardeşler? 6'ya böleceğiz her iki tarafı. 6'ya bölersek kök 13 artı 3. 6'ya böldük 2 geldi. Hangisi çıkıyor cevap? Bursa şıkkı doğru cevapmış dostlarım. Bakalım yeni sorumuz ne diyor? Burada da şöyle alalım kalemimizi. Sinüs 2a'yı vermiş. Sinüs a eksi b'yi 1 bölü 2 vermiş. Aha şurada bir şey gördük arkadaşlar. Sinüs bir açı 1 bölü 2'ye eşit. A eksi b'nin 30 olduğunu düşünebilir miyim ben kardeşler şimdilik? Bir düşünelim bakalım. A eksi b dediğimiz açı bir 30 olsun. Şuraya yazalım. Yani buradan hatta şöyle yazabilir miyim? A eksi 30 eşittir b de diyebilirim değil mi dostlarım? Bu bir dursun elimizde. Bizden ne istiyor? A artı b açısını istiyor. Peki ben b yerine a eksi 30 yazsam şöyle olmaz mı kardeşler? Sinüs a artı a eksi 30. Benden istenen açı artık bu oldu. Hatta burayı şöyle düzenleyebilirim. Sinüs 2a eksi 30 geldi ki bakın 2a zaten verilmiş. 30'u ben zaten biliyorum. Hadi artık gerisi çocuk oyuncağı dostlarım. Yapalım gerisini birlikte. Şimdi burada sinüsün fark formülünü yapacağız dostlar. Şöyle yapıyorduk. Sinerler küserler diyorduk kardeşlerim. Sinüs 2a çarpı kosinüs 2a daha doğrusu 30 ikinci açımız. Düzgün hareket yapacak yani eksi gelecek. Kosinüs 2a çarpı sinüs 30 geldi. Şimdi bildiğimiz şeyleri yerine yazalım. Sinüs 2a 3 bölü 5 çarpı kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Eksi kosinüs 2a lazım bize. Hemen bunun için 2a'nın dik üçgenini çiziyorum dostlarım. Sinüsü 3 bölü 5'miş. Demek ki komşusu 4 olacak. Kosinüs 2a'da 4 bölü 5 gelecek. Çarpı sinüs 30. 1 bölü 2. Hadi düzenleyelim burayı da. 3 kök 3. Eksi 4 bölü 10. Sorumuzun cevabı bu olacak arkadaşlarım. Bakalım hangi şıkkımızda var? 3 kök 3 eksi 4 bölü 10 C şıkkımızda var. Bakalım bu amca ne diyor? Hemen bunu bir konuşalım. Şimdi tanjant x'i soruyor. Şöyle bir ifade vermiş. Bakın neler yapacağım dostlar şimdi burada. Şu sinüs x eksi 60'ı şuraya bölü olarak atacağım. Sinüs x artı 60'ı da bu tarafa bölü olarak atacağım. Burada 1 bölü. Sinüs x eksi 60 oluştu. Eşittir. Burada da 2 bölü sinüs x artı 60 geldi kardeşler. Şimdi bunu niye böyle yaptık? Sinüs teoremine uyum sağlasın diye böyle yaptım dostlar. Hemen gelin bir üçgen çizelim kardeşlerim. Madem sinüs teoremini gördük burada kardeşler. Üçgenimizi çizelim. A, B, C üçgenimiz olsun. Şurası B kenarımız ki 2 verilmiş bize, karşısındaki açı x artı 60'mış. Şurası C ki 1 verilmiş bize C dediğimiz kenar. Açısı da x eksi 60'mış dostlar. Şimdi tanjant diye bir teoremimiz vardı arkadaşlar. Tanjant teoremi. Hadi gelin onu da bir hatırlayalım. Şöyle bir teoremdi. B kenarıyla C kenarının toplamı bölü B kenarıyla C kenarının farkı eşittir. Tanjant açılarının toplamının yarısı bölü tanjant açılarının farkının yarısı olacaktı dostlar. Hemen yerlerine yazarsak bunları 2 artı 1 bölü 2 eksi 1 eşittir. Tanjant x gelir, tanjant 60 gelir. Buradan da tanjant x dediğimiz şey 3 kök 3 geldi dostlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.